Sızma testlerinde bir web uygulama sunucusuna erişmek için birden fazla yöntem bulunmaktadır. Sunucu üzerine kurulu web uygulamalarına bulunan zafiyetler değerlendirilerek en yetkili kullanıcıya erişmek için çalışmalar gerçekleştirilir. Sızma testlerinde web uygulamalarına uygulanan pen testler oldukça önemli bir yer tutar. Bu ünitemizde şu ana kadar öğrendiğimiz konulardan bazılarını kullanarak hedef uygulamamıza erişmeye çalışacağız. Çalışmamızın notlarını KeepNote programı üzerine kaydediyorum. Hedef web uygulama adresimizde bir WordPress yazılım mevcut. Öncelikle uygulamamızın IP adresini öğreniyorum. Kurulu uygulamamızın versiyonunu öğrenelim. Kaynak kodundan edindiğimiz bilgiye göre WordPress'in güncel sürümlerinden 4.7.2'yi kullanmakta. Bu sürüm en yeni çıkan sürüm olduğu için bilinen güvenlik zafiyetleri diğer sürümlerine göre daha az olabilir. Uygulamanın bilinen güvenlik açıkları var mı kontrol edelim. Bunun için WP-Scan aracını kullanacağım. Aracımız versiyon bilgisine göre kritik bir zafiyet bulamadı. Herhangi bilinen bir eklenti kurulmamış gözüküyor. Burada dikkat edebileceğimiz bir detay, dizin bilgisinin sızdırıldığı bir zafiyetimiz mevcut. Hemen inceleyelim. Gördüğünüz gibi uygulamamızın kurulu olduğu dizin bilgisine ulaştık. Aynı şekilde wp-settings.php dosyası üzerinden de dizini öğrenmemiz mümkün. Bu bilgiyi not alıyorum.
Şimdi ise admin paneline bir brute force işlemi uygulayalım. Bu işlem için de yine WPScan aracını kullanacağım. Maalesef kaba kuvvet testlerimizden bir sonuç alamadık. Uygulamayı daha detaylı inceleyelim. Web sitesi üzerinde verilen bağlantılarda farklı bir adres mevcut. Bu uygulamanın IP adresini bulalım. Hedef uygulamamız ile aynı sunucu üzerinde bulunuyor. Bu uygulama üzerine bir zafiyet bularak sunucuya erişebiliriz. Dolayısıyla hedef uygulamamıza buradan bir giriş noktası keşfetmemiz mümkün. Şimdi bu uygulamamızı inceleyelim. Uygulamamız üzerinde bir upload formu bulunuyor. Bu upload formu üzerinden farklı uzantılarda dosya yüklemeyi deneyelim. Başarısız olduğumuz durumda uygulama yöneticilerinin cookie bilgilerini almak için JavaScript kodlarımızın bulunduğu bir HTML sayfası yükleyeceğiz. Server Side Include kodları çalıştırmak için SHTML uzantılı bir dosya yüklemeyi deniyorum. Başarısız oldu. PHP uzantılı dosya yüklemeyi deniyorum. Content type bilgisini değiştiriyorum.
Dosyamız yüklendi. Fakat istediğimiz formatta çalışmıyor. Versiyonu IIS 6 ve aşağısı olan sunucularda noktalı virgül sonlandırma karakteri olarak görev alacağı için bazı durumlarda bu yöntem işe yarayabilir. Farklı uzantı tiplerini denesek de sonuç alamadık. Admin paneli üzerinde bulunan dosya yükleme sayfalarında herhangi bir uzantı kontrolü yapılmamış olabilir. Ayrıca sunucuya erişim sağlamamız için farklı güvenlik açıkları bulabiliriz. Uygulamamız üzerindeki hassas dizinleri araştıralım. Bunun için DIRP aracını kullanacağım. Gördüğünüz gibi bir PHP MyAdmin sayfası keşfettik. Ayrıca arama motorları yönlendirme dosyası olan robots.txt dosyamız da mevcut. Bu dosya içerisinde admin paneli gibi hassas klasörler belirtilmiş olabilir. Kontrol edelim. Admin paneli yolumuzu bulduk. Şimdi çeşitli zararlı karakterler girerek zafiyet denemeleri gerçekleştirelim. Basit parola denemeleriyle kaba kuvvet saldırıları gerçekleştirelim. Genel olarak enjeksiyon zafiyetleri ile ilgili denemeler yapıyorum. Genel olarak denemelerimizde başarısız olduk. Aynı şekilde PHP MyAdmin sayfamızda gerçekleştirdiğimiz denemeler de başarısız oldu. Şimdi sınıfır adresimizde bulunan JavaScript kodlarını dahil ettiğimiz bir HTML sayfası hazırlayalım ve ana sayfada bulunan upload alanından yükleyelim.
Bu şekilde ele geçirilen kullanıcı oturumu ile uygulamaya yönetici olarak giriş yapmaya çalışacağız. Dosyamız yüklendi. Sayfaya giriş yapalım. Şimdi sınıfır adresimizdeki logları kontrol edelim. Loglarımız geliyor. Şimdi hazırladığımız tuzak HTML sayfasına uygulama yöneticilerinden birinin giriş yapmasını bekleyelim. Uygulama yöneticilerinden bir tanesinin logu geldi. Uygulamaya hemen giriş yapalım. Cookie bilgilerimizi düzenlemek için daha önceden Firefox internet tarayıcıma kurmuş olduğum Cookies Manager eklentisini kullanacağım. Uygulamamızın admin paneline giriş yaptık. Bundan sonraki aşamada panel içerisinde sunucuya erişim için zafiyetler arayacağız. Uygulamamızın veri tabanı kullanıcısı, root yetkisine sahip bir kullanıcı ise SQL enjeksiyonu uygulayarak sunucu üzerinde dosya oluşturmayı deneyebiliriz. Uygulamamızda file inclusion zafiyeti mevcut görünüyor. File inclusion açığımız ile sunucuda PHP Data Wrapper kullanarak komut çalıştırabiliriz. Dolayısıyla sunucuya bu noktadan bağlantı sağlayabiliriz. Fakat bu dizinden diğer dizinlere geçişler kısıtlı olabilir. Hedef uygulamamızın sunucu üzerindeki dizinini biliyoruz. Hedef uygulamanın veri tabanı bağlantı ayarlarını okumayı deneyelim. Bunun için PHP filter kullanacağım. Böylece çektiğim dosya dönüştürülerek sayfa içerisine dahil edilecek. WordPress'in bağlantı dosyası wp-config.php'dir. Bu dosyayı okumayı deneyelim. Hedef uygulamamızın veri tabanı bağlantı dosyasını okuduk. Şimdi
Şifrelemeyi çözerek veri tabanı bağlantı bilgilerimizin açık haline bakalım. Bağlantı bilgilerimizi not aldım. Sunucunun MySQL erişimi dışarıya açık ise bu bilgiler ile doğrudan bağlantı sağlayabiliriz. Fakat açık olmadığı durumda sunucu üzerinde MySQL'e erişim sağlayacak bir giriş noktası bulmamız gerekiyor. Bunun için dosya yükleme durumumuz yok ise bazı sunucular üzerinde var olan PHP MyAdmin tarzı veri tabanı bağlantı araçlarından yararlanabiliriz. Hatırlayacağınız üzere dirp ile tarama yaptığımızda bir PHP MyAdmin sayfası keşfetmiştik. Şimdi o kısımdan uygulamanın veri tabanına bağlanmayı deneyelim. Veri tabanımıza bağlantı sağladık. Gördüğünüz gibi hedef uygulamamızın tüm veri tabanı tablolar listeleniyor. Uygulama kullanıcılarının hashlerini kırmayı deneyelim. Maalesef hash değeri kırma girişimimiz başarısız. Fakat uygulamaya giriş yapmamız için kolay bir yöntem bulunuyor. Mevcut hash'i kendi belirlediğimiz bir hash ile değiştireceğiz. Veri tabanındaki hash değerini 1 2 3 4 5 6 parolasının hash değeriyle değiştireceğim. Başarıyla değiştirdik. Şimdi uygulamamızın admin paneline giriş sağlayalım. WordPress'te admin paneli yolu wp-admin.
Gördüğünüz gibi uygulamamızın admin paneline eriştik. Sunucuya erişim sağlamak istiyorsanız eklenti kısmından veya tema düzenleme sayfasından zararlı dosyalar yükleyebilir ve sunucuya kolaylıkla erişim sağlayabilirsiniz. Genel uygulamamız bu kadar. Web uygulamaları sızma testi, başlangıç eğitimini başarıyla tamamladınız. Eğitimimizde genel olarak web uygulamalarında sıklıkla rastlanan güvenlik açıklarına değindik. Bu güvenlik açıklarının değerlendirilme yöntemlerine yönelik pratik uygulamalarla konularımızı pekiştirdik. Eğitimimizde anlatılan konuları tekrar edebilir ve verilen bilgilerle ilgili detaylı araştırmalar yapabilirsiniz. Ünitelerde yer alan bazı terimleri farklı kaynaklarda araştırabilir ve anlatılan konuları daha kolay kavrayabilirsiniz. Güvenli günler dilerim.